Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbı Alaamin. Ve salat ve salam ala ve ala Ali ve Sahibi Jm'ain. Dersler ya Seyyidi Sultan Evliya. Madat ya Mawlana İsteyimiz o, niyetimiz o ki ömrümüzü zayi etmeyelim. Hazreti Ali radıyallahu talan kerem Hazretleri Rasul Ekrem ile halvet olduğu vakitte yalnız kaldığı zaman yani ki en yakınıydı tabi resul Ekrem'in ve baş başa kalmaları çok oluyordu şöyle bir sual eylemiş hatta geçen bir anlatım duydum da bu da benim çok hoşuma gitti çok harika resul Ekrem'le yan yana uzanırken Hazreti Ali radıyallahu teala Hazreti Fahri Cihan Efendimiz mübarek ayaklarını Hazreti Ali'nin ayağının üzerine koymuşlar ve o vakit Peygamber Zişan'a vahiy geliyor. O, o andayken yani. Hz. Ali diyor ki Resul-i Ekrem vücudu o kadar ağırlaştı ki ben ayağımı altından çekemedim diyor. Vahiy geldiği zaman Resul-i Ekrem'e öyle bir manevi ağırlık var yani. Onu Resul-i Ekrem kaldırabiliyor işte sadece. Ayağımı alamadım diyor <laughs> alttan Efendimiz'in ayağının altından. Ve işte Hazreti Ali böyle bir yine yalnız kaldığı vakitte Resul-i Ekrem'e sordu diyor Şeyhimiz Hazretleri. Ya Resulallah ben ne yaparsam hangi ibadetle neyle meşgul olursam ömrümü zayi etmiş olmam. Bana bir şey söyleyin onu yapayım da ömrüm zayi olmasın. Bunu soruyor çok harika bir soru sordu diyor Şeyhimiz Hazretleri evet ne yaparız biz de ömrümüz zayi olmaz. Bunu hepimizin sorması, hepimizin bunun cevabını alması, o cevab ile yaşaması gerek. Hz. Ali bizim için sormuş. Kaç yaşında Hz. Ali? 13 yaşında Müslüman olan bir sahabi. 13 yaşında yani bulu çağlarında Müslüman oluyor ve İslam'ı sapa sağlam yaşıyor. Babası Ebu Talip Mekke'nin eşrafından. Peygam bakın yani bunları çok ibretle dinleyelim ve çok ibretle ele alalım. Bugünkü anneler babalar özellikle iyi dinleyin yani. Bakın Ebu Talip Müslüman olmadığı halde Hazreti Ali onun oğlu 13 yaşında peygambere tabi oluyor ki o günkü tabiiye çok zorlu yani çok zorlu bütün Mekke'nin zenginleri, güçlüleri düşman olacak yani. Böyle olduğu halde iman etmediği bir peygambere oğlunun iman etmesine, onun peşinden gitmesine gerekirse bu yolda çileler çekmesine tek kelime etmiyor. Razı oluyor. Şimdi bugün anne babalar evlatları bir hocaya bir mürşide bir evliyaya gönül verip nerede 13 yaşında 19 yaşında 20 yaşında 25 yaşında tabi olacağım dünyamda ahiretimde onun yoluna sereceğim onun gösterdiği yoldan gideceğim Onunla Resul-i Ekrem'in nuruna ereceğim. Ben bunu kalme yatırdım. Bu yolda gözü kara gideceğim dese. Hiçbirisi razı olmaz. Ve bunlar Müslüman Allahu Ekber. Müslüman anne ve baba. Oğullarının İslam'ı sağlam bir şekilde yaşamasına karşılar. Ne diye karşı duruyorlar peki? Şu, şunu diyorlar. Senin yaşın daha çok genç. Kaç yaşında oğlun? 22 yaşında. Kaç yaşında? 25 yaşında. Kaç yaşında? 19 yaşında. Sen daha çok gençsin. Hz. Ali kaç yaşındaydı? 13 yaşındaydı ya. 13 yaşındaydı. Resul-i Ekrem'e tabi olduğu zaman. Şimdi bunu söylediğimiz zaman nefs ve şeytan bin bir türlü kılıf uydurmaya çalışır. Yaptıkları yanlışları düzeltmek için. Oh, diyecekler ki o peygamberdi. E, bugün senin oğlunu hakka davet edenler de peygamberin sözlerini söylüyorlar. Onun yolunu gösteriyorlar. Onun yolunu öğretiyorlar. Onun yolunu bildiriyorlar yani. 13 yaşında tabi oldu Hazreti Ali. Senin oğlun 19 yaşında. 23 yaşında. Sen tabi olma daha gençliğini yaşa diyorsun. Hz. Ali'nin gençliği yok muydu? O genç olmadı mı? O insan değil miydi yani? Ebu Talip ki bu İslam dinini kabul etmemiş olduğu halde... ...bakın evladının İslam'a canını feda etmesini razı oluyor. Yani akrabalık bağından tutuyor, bir şeyden tutuyor razı oluyor... Bugünkü anne babalar siz Müslümansınız ya. Sizin mensup olduğunuz dinin takipçisi olacak bu çocuklar. Siz zamanınız müsait değildi belki. Belki durumunuz müsait değildi. Belki anne babanız sizin kadar şuurlu değildi belki. İslam'ı size gösteremedi, öğretemedi belki. Öğrenemediniz. Siz o kadar sağlam gidemediniz. İşte Varsa beş vakit namazı kılmaya çalıştınız, orucunuzu tutmaya çalıştınız. Ama evladınıza Allah bir kapı açmış. Subhanahu ve taala sağlam bir Müslüman Hazreti Ali'nin yolundan gidecek. Gözü kara, böyle İslam'a canını feda edecek. Canın feda olsun. Sahabe-i kiram dediği gibi anam babam sana feda olsun. İslam dinini bana güzel bir şekilde öğreten her kimi sen. Oh Oğlum sen gençsin, senin daha yaşayacak yılların var, şuyun var, buyun var. Oh. Şeytan ve nefis bir sürü kılıflar uyduruyor. O peygamberdi, onun yardımcısı Allah'tı. He, peygamberin etrafında bu dediklerimiz çocuklar diyoruz. Yani Resul-i Ekrem'in sahabe-i 13 ve 17 yaş arasındaydı. Çoğunluğu o çocuklardan birisi ki Ammar bin Yasir radıyallahu ta'ala gözünün önünde annesini babasını şehit ettiler. Şehit ettiler öyle bir zulmettiler ki İslam'ı inkar etmek zorunda kaldı. Diliyle kalbiyle değil de diliyle. Ve Ağlaya ağlaya düşün o çocuk yaşta. Ona zorla putların ismini söylettiler. Hazreti Ammara gözünün önünde annesi babası şehit olmuş. İlk şehitler. Yasir, Hazreti Yasir, Hazreti Sümeyye. Gözünün önünde annesi şehit oluyor, babası şehit oluyor. Hem de nasıl yani böyle kurşun sıkıptı bırak bırakan bir tipte de değil, parçalayan bir tipte. Ee, işkencelerle şehit oluyorlar. Bir ayağını ağaca bağlıyorlar, bir ayağını deveye bağlıyorlar. Dön dininden, dönmüyor. Deveye vuruyorlar, kopuyor ayak yani. Böyle şehit oluyorlar gözünün önünde. Ve bu çocuk, bu çocuk 13 ile 17 yaş arasında olan bu çocuk o putperestlerin ...söylettirdiği sözleri söylemek zor durumunda kalıyor. Yani düşünün şimdi biz Annem şehit olmuş, babam şehit olmuş. Dilimle söylesem ne olacak? Hani öyle değil içi yanıyor. Söyledi ona ama ağlaya ağlaya geliyor Resul-i Ekrem'in huzuruna. Ben böyle yaptım. Resul-i Ekrem ne diyor? Ammar'ın kalbi iman ile dolu. İman ile dolu. Dili ne derse desin. Ne söyletirlerse söylesinler onun diline. Onun kalbi iman ile dolu. Bunlar çocuktu ya bizim çocuklarımızın yanında da çocuktu yani. Hani biz oğlum sen daha gençsin senin daha yapacağın çok işler var dediğimiz yaşlar var ya onlardan çok daha küçüktüler yani. İşte Hz. Ali onu sordu. Ya Resulallah ben ne yapayım da bu ömrüm bu gençliğim zayi olmasın. Resul-i Ekrem şerefle cevap verdiler. Ya Ali Allah'ı tanıyanların meclislerine git. O meclislerden uzak kalma. Ariflerin meclislerinde otur. Yani yanımdan ayrılma diyor. <laughs> Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu meclisler seni diri tutar, ihya eder, kalbine ışıklar açar, yakar. Göremediğin her şeyi sana gösterir, kapılar açar. Ariflerin meclisi peki bize ne veriyor? Ne getiriyor bize? Ne getiriyor? Sorarsak herkes Müslümanın diyor. Herkes de kendini çok iyi bir Müslüman zannediyor yani. Bir sürü hatalarımızla birlikte, hatalarımızı da çok küçük görüyoruz yani. Bugün hu, Minhacül Abidin dersinde İmam-ı Gazali Üstadımız öyle bir kelam etti ki yaktı içimizi yani. Tevbe bahsi, tevbe bahsi diyor ki bir günaha işlemeye giderken şunları düşün diyor. İmam Gazali Üstadımız. Adem babamız. Allah Subhanahu ve teala kudret eliyle yarattı onu. Kendi ruhundan üfledim diye söylüyor. Allah Subhanahu ve teala. Ve onu cennetine koydu. Onu kendine özel kul olarak seçti. Bütün meleklerini ona secde ettirdi. Bu kadar şan üzerine şan, şeref üzerine şeref. Onun seçilmiş kuluydu, sevdiği kuluydu. Öyle olmasıyla birlikte hani sen bir günah canım ne olacak diyorsun ya bir günah. Bir günah işledi. Allah Subhanahu ve teala şöyle sordu diyor Adem babamıza. Ya Adem ben sana komşuluk yaptım burada. Nasıldır komşuluğum? Böyle sordu. Ni'mel ceru ente ya Rab diye cevap verdi Hazreti Adem. Sen ne güzel komşusun ya Rab. Senin yakınlığın ne güzel. Peki dedi sen benim komşuluğumu nasıl yaptın? Nasıl yaptın bana komşuluk? Bir emir verdim onu yerine getirmedin. İn çabuk uzaklaş benim komşuluğumdan dedi diyor. Allah Subhanahu ve teala. Bir günah. Bir günah. Hani İmam-ı Gazali öyle harika yaklaşmış ki. Öyle harika yaklaşmış ki. Yahu bir günaha gidiyorsun yani sen. Ya ne olacak diyorsun. Ne olacak diyorsun. Allah Hazreti Adem babamıza böyle şan şeref verdiği halde cennetine koyduğu halde bir günah işledi o kadar yakını cennetinden kovdu diyor. Rivayete göre Hazreti Adem babamız 200 sene ağladı bu günahını tevbe sildirebilmek için. 200 sene. Hatta Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri Sri Lanka'daki bir dağ var diyor. Orada orada ağladı Hazreti Adem babamız. Göz yaşlarından nehir olmuştur orada. Bugün insanlar oraya gidip elmas bulurlar. O Adem babamızın göz yaşından oluşan nehirdir. Böyle diyor ellerini atarlar kimin nasibine gelirse çıkartır elmas. Elmas bulmak için giderler oraya yani. Hatta hatta Avrupa'nın ülkeleri bunu duydular. Oradakileri elmas bulan öldürüyor gruplar çeteler kurdu. Birisi buldum öteki onu öldürüyor öteki onun elinden alıyor tamam mı? Kanlı elmas diyorlar artık o elmaslara yani. Çünkü bir, bir sürü insan ölüyor o elması alıp getirebilmek için yani. Netice 200 sene Allah'ın seçilmiş kulu. Allah'ın cennetinden yakınlığından kovuldu. 200 sene ağladı da o günahını sildirdi bir günah. Sen kimsin ki diyor onun yanında? Hani sen o günahı nasıl sildireceksin? Nasıl affettireceksin? Onun için aman ha adım atma bir günah deyip hafife alma. Bir günah ne insanı hüzünlere boğar, ne sıkıntıları üzerine yıkar yani. Ariflerin meclislerine gireceğiz ya işte. O kutlu zevat bize neyi gösterecek? Yanlışlarımızı gösterecekler. Görmediğimiz yanlışları gösterecekler. Ariflerin meclisi. İnsan işte kendi yaşıyor ya. Benim fazla günahım yok diyor. Şöyle yok diyor. Zaten büyükler en büyük en çirkin hali bu görmüşler ki. Günahı yok diye inanması bir kulun. En çirkin hal. Mahveder diye. Biz kendi yanlışlarımızı hiç görüyoruz. Hatta yok görüyoruz. Yok görüyoruz. Ama arifler meclisine girdiğin zaman yaptığın hataların hani senin gözüne minnacık gelen halbuki aslında dağ gibi olan o hatalar. Sağında, solunda saygı göstermen gereken annen, baban, hocan, bayağı da başka kim ise onların hürmet ile yaklaşman gerekirken Nefsini bir kenara bırakıp edeple yaklaşman gerekirken sen edebi bir kenara bırakıp nefsinle yaklaşıp onların e, bir çakıl taşı kadar olan hatalarını dağ gibi görüyormuşsun meğer. Kendi dağ gibi hatalarını bir çakıl taşı, onların çakıl taşı kadar olan hatalarını bir dağ gibi görüyorsun. Arifler mecliste giren insanın gözlerinin bozup bakan tarafı düzelir. Bütün insanlık şu an maalesef nefsine ve hevasına tabi olduğu için bozuk bakıyor. Hazreti Fahri Cihan onun için bizi buraya çekiyor. Bu noktada bizi uyarıyor. Gözleriniz nefsinize tabi olduğunuz zaman hakikati görecek olan gözlerinizden bahsediyorum. O bozulmaya başlar. Ne nasıl bir bozgunluk bu? Günah, günah olduğunu görüyor. Bir dağ kadar Nefsine tabi oldukça ne olur? Allah'tan uzaklaşır. Allah'tan uzaklaşır göz zayıflamaya başlar. daha küçülüyor gözüne. Küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Dev gibi, dağ gibi bir günah bu kadar görüyor. Atayım yiyeyim diyor ya ne olacak? O günahı rahat bir şekilde işleyebiliyor yani. Ama ariflerin meclisine gelince ne oluyor? Ha, gözler başlıyor güçlenmeye, kuvvetlenmeye. Oo, o, benim ufak dediklerim Allah'ım neymiş onlar? Allah-u Teala'dan ne kadar uzağa itiyormuş. Allah'a ne kadar nankör ediyormuş. Halbuki bilemedik, kandık, hevamıza tabi olduk. Olmadı, yetmedi. Kendimizi arkadaşlar bulduk. Onlar kim? Onlar da hevasına tabi. Hep birlikte nefsin peşinden dört nala koştuk. Nereye gidiyoruz? Soran yok. Nereye gidiyoruz? nefs, şeytan nereden? Nedir? Neresidir onların yerleri? Cehennemdir. E cehenneme götürüyorlar seni. Cehenneme götürüyorlar. Emin olun günaha fazla dalmaktan, hevaya tabi olmaktan gittikleri cehennemi bile cennet görüyorlar. Allah muhafaza buyursun. Neler neler önümüzde. İşte bugün biraz önce okuduk. Söyleyelim sohbetimizde de. Bir Nisan değil mi? Yani belki bunu yeni duyacaksınız. Biz de hani belki 10 sene önce duyduk, 15 sene önce duyduk. Kaç yaşındayız? 39. Yani 24 yaşına kadar biz de tehlikesini bilmiyorduk, sıkıntısını bilmiyorduk, ne olduğunu bilmiyorduk. Hatta çocuk yaşlarımızda bu şakaları biz de yapıyorduk. Ne şakası? 1 Nisan şakası. Hemen 1 Nisan olunca çocuklar bakkala gider. Tamam mı? Bakkaldan bir şey al. Parası yok. <laughs> Paramız yok yani. Bakkaldan bir şey alıyoruz. Hani para diyor bakkal sahibi? Bir Nisan. <laughs> o da şimdi tabii merhamet ediyor. Diyor o büyük de şu ufaklardan. <laughs> ufaklardan vereyim hadi sana. Velhasıl böyle böyle bu girmiş içimize. Şimdi İslam'ın bir kuralını, Resul-i Ekrem'in bir sünnetini sorduğumuz zaman bu hevasına tabi olan insanlara hepsi birden soruyorlar. Ne diyorlar? Bu hangi kitapta geçiyor? Hangi kitapta geçiyor? Tirmizi'de geçiyor. Bilir misin Tirmizi nedir? Tirmizi kimdir? Beyhakı'yı da geçiyor. Biliyor musun? İmam-ı Nebevi söylemiş. <laughs> Biliyor musun? Yok. Ama bu fitne girmiş. Hevai nefs zaten tepede. Sana bir şey söylerlerse hemen böyle sor. Böylece ne yap? Geçiştir onu yapma. Söylenen ne? Mescide girdiğin zaman iki rekat namaz kıl. Tahiyyatü'l mescid. Sünnettir, güzeldir. Bu yani. İki rekat namaz kılacak ya. Cık, mümkün değil. Abdeste başlarken misvak kullak sünnettir. Resul-i Ekrem'in sünnetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> oh. sünnetler öyle kıymetli, öyle önemlidir ki Evliya-i Kiram öyle can verdiler onlara yani. Şeyhimiz Hazretleri diyor ki bakın Allah Allah Resul-i Ekrem ahir zamanda sünnetini ihya edenlerin mükafatını söyledi diyor bak. Nedir? Bir sünneti ihya etmek. Geçen haftada anlattık hani. Yüz şehit sevabı. Değil mi? Şeyhimiz Hazretleri diyor ki farzın sevabını söylemedi resul Ekrem. Ahir zamanda işlenecek farzın sevabını. Çünkü onu Allah'tan başkası bilmiyor. Öyle büyük öyle harika. Dedi ki ben sadece sünnetimin söylerim size. Sevabını o da yüz şehittir. Yüz şehit mükafatı. Bir tane sünneti ihya eden. Farzın sevabını onu Allah söyleyecek diyor. Allah Subhanahu ve teala. Öyle yani. E sen bir sünneti hatta bir farzı bile söylesen tepelerine çıkıyor nefisler. Hayır diyor, olmaz diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Bin bir türlü bahane uyduruyor. Bir Nisan şakası nasıl girmiş bize? Nasıl kutlanıyor? Nasıl? Kimse soruyor. Nereden geldi bu ya? Nereden geldi bu ya? Çünkü şöyle. Yani nereden geldi diye soracak olacak ya hani. Şeytan geliyor hemen. Yok yok bu ya sizden. Zaten baban da yapıyordu seni. Baban da yapıyordu senin. Böyle böyle. Nereden gelmiş peki bu bir Nisan şakası biliyor musunuz? Uu, Haçlı ordusu Endülüs'te. Biliyorsunuz Endülüs eski ismi İspanya'nın ve Müslüman kentiydi. Tarık bin Ziyad o meşhur komutan. Hani gemileri yakma kelimesi var ya artık gemileri yaktım diyoruz ya. Hani ondan kalmadır o gemileri yakma mevzusu. Kendisi e, İspanya adasına çıktığı vakitte... E, karşıda güçlü bir düşman var. Ordu da biraz şeyde yani acaba gelecek mi bize takviye biz böyle yenemeyiz bu bunları nasıl yeneceğiz diye. Ordu gece uyurken emir veriyor. Orduyu getiren gemilerin hepsini yaktırıyor. Sonra bir ateş bir yangın ne oluyor düşman mı saldırır derken Tarık Bin Ziyad çağırın. Bütün herkesi ben konuşacağım. Çünkü arkadaki gördüğünüz gemiler var ya evet onlar bizim gemiler diyor. Kim yaktırdı? Ben yaktırdım. Ben verdim. Neden? Artık diyor bilin arkanızda deniz var kaçacak yer yok. Önünüzde düşman. Tek bir seçenek var. Ya galip muzaffer olacağız ya şehit olacağız. Gemileri yaktım oradan kalmadır. Tarık bin Ziyad oraya almıştır. Müslüman devletiydi bir vakte kadar. Haçlı ordusu saldırı neyse Gırnata'da diyor son bir kale kaldı oraya alacaklar kış ayı zorlu şartlar var fethedemiyorlar kaleyi ve zorlanıyorlar da dedik ya kış ayı da ondan da zorluk yaşıyorlar sonra bakın işte kafirin sözü eman vermez kesinlikle onun kalbinde merhamet olmaz çünkü genel budur yani bir şey yok ki şirazesi yok ki derler yani bir e, adalet noktası yok Allah korkusu yok eline aldığı bir eline Kur'an-ı Kerim bir eline İncil'i şu kitapların Rabbine yemin olsun ki bu akşam teslim olursana sizi öldürmeyeceğim Müslümanlar da düşünüyorlar tamam teslim olalım canımızı bize bağışlasınlar tabi alıyor onları akşam teslim ertesi gün emir veriyor 1 Nisan ertesi gün emir veriyor hepsini öldürtüyor hani sen bize söz vermiştin Öldürmeyecektim. Ben size dün söz, dün için söz vermiştim. Bugün söz vermedim. Bu kadar basit yani. Sözün ne umuru olabilir ki onun için? Sahabe-i kiramdan da bazıları bu noktayı çok iyi gözettiler yani. Aynı durumda kalan sahabiler oldu. Birisi dedi ki ben bunların sözüne güvenmem. Çektik kılacını. Daldı içerisine şehit oldu. Öyle ne yapacağı belli değil ki yani. Velhasıl, velhasıl haçlı ordusunun tamamen kalleşçe, mertlikten çok, çok uzak namertçe Müslümanları katlettiği bir gün, bir Nisan, bir Nisan. Belki bilmiyordu insanımız bugün öğreniyor. Fakat bu tip şeyler bize öyle rahat giriyor ve biz hiç itiraz etmiyoruz. Ama İslam'ı bilmediğimiz bir kanun bize söylense, bir hadisi şerif, bir sünnet bize söylense maalesef tamamen karşısında duruyoruz. İşte Arifler Meclisi dedi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Arifler Meclisi'nin bize öğreteceği en büyük ders budur. Hevayı nefsine tabi olma. Bunu başarabilmek için nefsine hükmeden insanlarla oturman lazım. Onlardan gör bak nasıl hükmediyorlar. Nasıl kenara çekiyorlar nefsini. Nefsi kenara çektiğin zaman ona hükmetmeye başladığın zaman şan bulursun, Allah katında şeref bulursun ve gözlerin açılır. Artık her şeyi doğru görürsün. Günah çakıl taşı mı yoksa bir dağ dev kadar mı görürsün? Ona göre geri durursun. Dünyanın peşinden gitmezsin Allah'a yakın olursun. Hevai nefse tabi olmak insanı mahveder. Nefsin istemediğini yapmak terbiye etme yoluna girmek oluyor. Bu konu hakkında da İmam-ı Nevevi Hazretleri'nin bir menkıbesi var. Ondan nakledelim vakti gelmişken. İmam-ı Nevevi Hazretleri zamanında bir tane Yahudi varmış. İlim ehli birisi. Adam istidraç sahibi. Ya yani ne demek? Olağanüstü şeylerden haberdar olabiliyor yani. İnsanların başına gelecek şeyleri de söyleyebiliyor ve bunu da şimdi anlatıyorum. Neden anlatıyoruz biz bunu? Müslümanlar idrak sahibi olsunlar. Hani bir insanın doğruluğunu bunlar göstermez. Bunlar güzeldir ama esas varsa İslam dini ana metinleriyle kalpte varsa sonrasında bunlara tabi olunabilir. Şimdi ne kadar bozuk insan çıkıyorsa ve insanlarımız ona tabi olursa maalesef hep bundan tabi oluyorlar yani. İşte kerameti gördü diyorlar. Bu kerametler de genelde uydurma oluyor. Tamam mı? Rüyalarımda şöyle gördüm, böyle gördüm oluyor. Rüyalarında kendini şey ilan ediyor. Uçuyor yukarılara koyuyor, makamını yükseltiyor falan. İnsanlara da tabi oluyor gidiyor maalesef. Bir Yahudiden bahsediyoruz bakın. Bir Yahudi insanların hallerine çareler sunuyor. İnsanlar katında da şöhret buluyor. İmam-ı Nebevi Hazretleri, derviş insan tabii o da alim. Riyazu Salihin kitabı var, hadis kitabı onun yazarıdır kendisi de. Daha nice kitapları da var. Duyuyor bu Yahudinin haberini. Ondan sonra insanların fitneye düşmemesi için gidip bunu öldüreyim diyor. Eline alıyor bıçağı geliyor bunun kapısına kapıyı vuruyor. Kimsin sen diyor. Ha yok ya imam nedir benden istediğin kapıyı açmadan. İmam Nebevi Hazretleri'nde. O da diyor ki kapıyı aç bir şey yapmayacağım diyor. Bir şey soracağım. E, elindeki bıçak nedir kapıyı açmadan? Sen diyor korktun ben benden dolayı Müslümanlar fitneye düşmesi için beni öldürmeye geldin diyor. Daha kapıyı açmadan niyetini miyetini hepsi bütün düşüncelerini söylüyor. İmam-ı Nevi Hazretleri de diyor ki tamam ben bu bıçağı atıyorum şimdi elimden. Sen bir gel ben sana bir soru soracağım. Atıyor gerçekten bıçağı. O Yahudi alim açıyor kapıyı. İmam-ı diyor ki sen bu ikramı nasıl nail oldun? Yani kapıyı açmadan elimdekini biliyorsun. Niyetimi biliyorsun. Niye geldiğimi biliyorsun. Diyor ki o Yahudi alim. Ben bu noktaya nasıl geldim biliyor musun? Önüme ne çıkarsa çıksın nefsime baktım. Nefsim istiyorsa yapmadım, istemiyorsa yaptım. Her konuda buna baktım diyor. Yemek getirdiler. Baktım nefsim istiyor mu? İstiyor. Bıraktım diyor. Nefsim istemediğini ele aldım. istediğini onu uzağa bıraktım. Ondan dolayı bu ikrama nail oldum. Tabi İmam-ı Nevevi Allah'a bağlı kalbi bir arif insan. O ne kadar istidraç sahibi olsa da onun hani yine o noktaya geliyoruz. Ariflerin meclisi mevzusu var ya. Yani bu insan ne kadar bak insanların niyetlerini okuyacak noktaya getirmiş Allah onu. Sağında solunda dönen cereyan eden insanların çözemediği meseleleri çözecek noktaya getirmiş Hı. onu. Ama ama hala daha gözleri hakikati görmüyor. Görse çünkü Müslüman olacak. Ariflerin meclisi, ariflerle karşılaşmak insana böyle bir kuvvet veriyor yani. İmam-ı Nevi Hazretleri diyor ki yani sen bu noktaya nefsin ne dediyse tersini yaparak geldin öyle mi? Evet. O zaman diyor nefsine bir sor bakayım Müslüman olmak ister mi? <laughs> Hemen nokta dışı. <laughs> Tam 12'de. Duruyor böyle. Ben bir içeri girip bir bakayım. <laughs> i̇çeri giriyor gerçekten. Kapıya geliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Nefsime sordum diyor. Müslüman olmayı istemedi. Ben de diyor kelime-i şehadet getirdim. Müslüman oldum. Nefs heva. Onların peşinden gidersen batırır insanı. Tersine gidersen Allah ikram verir. Celle celaluhu. Ama yine de bakın. Yani ariflerin huzuruna çıkmadıysan onlarla oturmadıysan ana noktayı kaçırabiliyorsun. Bak adam o kadar hayatı boyunca nefsinin te peşinden tersine gitmiş ama İslam noktasını düşünememiş. Bir arif kapısına geliyor anında o pencereyi açıyor ona bak bu ana pencere sende kapalı kalmış. Burada nasıl ışığı alacaksın? Açıyor ışığı İmam-ı Hazretleri adam Müslüman oluyor. Hevayı nefsin peşine takılmadığımız zaman işi kurtarırız Allah'ın izniyle. K takıldığımız zaman işler berbat olur. Tersine gider. Ehlullah'a kalbimizi tam bağlayalım. O zaman manevi bir güç de buluruz. Ve emin olun onların heybeti kalbimize gelir. Karşımızdaki şeytan ve nefs giruhu korkar, ürker. <laughs> Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin Dervişlerinden bir tanesi onun bir emanetini taşıyormuş. Yolda giderken diyor eşkıyalar çıktı. Yolumuzu kestiler. Şimdi bakın dervişin düşüncesine bak. Eşkıya umurunda değil. Canına kastedilmesi umurundadır. Şunu düşünüyor hemen. Şeyhim bu emaneti verdi bana. Benim bunu mutlaka yerine ulaştırmam lazım. Bunu nasıl eşkiyaya teslim ederim diyor. Bak edebe bakın şimdi. Diyor ki ben kılıcı çekeceğim. Hançerimi çıkartacağım. Biliyorsunuz eski insanların hep e, yanında hançer taşırlardı. Hançerimi kılıcımı çekeceğim. Bunlarla savaşacağım. Ölürsem de burada şehit olurum. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Milleti soymaya başlarken diyorum ben atımın üzerine bindim. Kılıcımı bir çektim. Bunların üzerine bir yürüdüm. Bunlar beni bir gördüler. Şeyh Efendi'ye diyor rabıta yaptım. Tamam mı? Bunlar beni bir gördüler, birden ürktüler, başladılar kaçmaya. Eşkıyalar kaçıp gitmiş. Arkası ben de şaşırdım diyor. <laughs> Benden niye korktular ki diyor. Büyük şeyhimizin diyor yani heybeti demek ki üzerime geldi ki kaçıp gittiler. Garip ve acayip olan da şurası ki ben elime hiç kılıç almış bir adam dedim. <laughs> Daha önce hiç savaşı da yapmadım diyor yani. <laughs> İlk defa orada saldıracaktım. O da nasip olmadı. <laughs> kaçıp gittiler. Büyüklerin himmeti, <laughs> bereketi olduğu zaman işler kolaylıyor Allah'ın izniyle. İşte onun için, onun için Peygamber Zişan bize buyuruyor ki, evet nefsimize, hevamıza tabi oluyoruz. İstediklerini çokça yapıyoruz. Gözümüzde hakkı, hakikati tam göremiyor, seçemiyor. O zaman Ariflerin meclisine gidelim de onlar bu gözlerimizdeki perdeyi kaldırsın. Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiirini okuyalım inşallah. Onun berekatı da meclisimize insin. Diyor ki Yunus Emre Hazretleri Arifler meclisine gideceğiz dedi ya. Bu da bir Arif meclisidir yani. Sultan Yunus Emre Hazretleri'nin meclisine girelim inşallah. Bu dünyaya gönül veren sonunda pişman olacak. Dünya benim dedikleri, bu dünyada benim dedikleri ne varsa hep ona düşman olacak diyor Bak, İki kelime ya her şeyi anlatıyor yani hevai nefse tabi olma dünyanın peşinden koşma hepsini anlatıyor gönül veren sonunda pişman olacak bu böyle gönül çünkü dünya gibi basit fani yok olacak bir şeye bağlanamaz ve ondan da tat bulamaz Nefsin bulduğu tadı gönül tadıyor zannedersin. Halbuki bu da hevanın bir oyuludur. Gönlü tatmin edecek şey ebedi olmalı. Ebedi olmayacak her neyi sunarsan sun ona zahirde mutlu ettiğini zannedeceksin ama mutlu olan gönül değil aslında, nefs. Nefs mutlu oluyor. Nefsin mutluluğu çok kısa sürer. Çünkü oburdur, azgındır doymaz. Cehennemden bir parçadır çünkü. Ateştir. Nasıl ki cehennem öyle söylüyor ya Mevla Cahadun Hazretleri. Cehenneme ne dedi Rabbimiz? Helim tele'ti diye Kaf suresinde. Estağfirullah Bismillah. Helim tele'ti. Atacak ona kafirleri. Atacak Allah Subhanahu ve Teala. Sonra diyecek ki doldun mu? Ne diyecek cehennem? Hel min mezid. Daha var mı ya Rabbi? Daha var mı? Gönder yani. Halim teleti. Peygamber Zişan diyor ki Allah subhana ve teala azametinin ayağını koyar diye bir tabir kullanıyor. Yani kendi tecellisiyle korkutur cehennemi. Tamam ya Rabbi der. O vakit. Tamam ya Rabbi. Yoksa insanlar yakmakla dolacak yer değil yani. Nefis de ateştendir diyor. Cehennemdendir. Onun gibi oburdur. Ne kadar versen doymaz. Hep Hel mezit daha var mı der. Doyuramazsın onu. Dünyanın lezzetleriyle doyuramazsın. Geçici bir mutluluk verirsin. İşte o mutluluk gönüle değil nefsedir. Gönül ebede aşıktır. Ona eğer bir mutluluk huzur vereceksen o verdiğin ikram ebedi olması lazım. İşte ona işareten diyor ki bu dünyaya gönül verenler pişman olacaklar. Dünya benim dedikleri hep ona düşman olacak düşman olacak. Ey dostunu düşman tutan, gıybet yalan söz söyleme. Dostunu düşman tutan ne? Mülhim melek, insanın kalbindeki ve etrafında onu hakkı söyleyenler, doğru söyleyenler, doğruya çekenler. Onları düşman bilir. Ey dostunu düşman tutan, gıybet yalan söz söyleme. Burada gammazlık yapanın orada yeri dar olacak. Burada meydanı geniş buluyorsun. Atıyorsun da atıyorsun. Yalan, gıybet, iftira, insanları kandırmak, ızlarına, namuslarına saldırmak. Hele hele yani acayip bir zamanda yaşıyoruz, biliyor musunuz? Şeytan böyle yani harika bir kandırma sistemi kurmuş. Ya çarşıda, pazarda insanlar var bunların e, tarikat duymuşlar dervişler duymuşlar hatta hayranlık da duyuyorlar ama girmemişler uzakta kalmışlar. Bunlara bunların içinden öyle tatlı insanlar var ki birisinin arkasından konuşsan ya ben onun arkasından konuşmak istemiyorum. Böyle hemen kesip atıyor yani kimsenin arkasından da konuşmak istemez ama onu da öyle kandırmış şeytan güzel meclis ariflerin meclisine gitti orada gitmez. <laughs> Bak. Ötekiler ariflerin meclislerine gitmek nasip olmuş. Ama can kulağını vermiyor. O da kulağı dışarı dikmiş. Şeytan da onu öyle kandırıyor. Yalan da söylüyor, iftirada ediyor arkadaş. Mümin kardeşinin ırzına, namusuna olur olmaz hakaret ediyorlar. Yani şeytan onu kandıramamış. Arifler meclisinden uzak tutmakla Oraya girmiş adam orada kandırıyor. Dinleme şeyhini. Arifleri dinleme beni dinle diyor yani. Allah Allah. İşte ey dostunu düşman tutan sana doğruyu söylüyorlar. Gel derviş olalım. Gel Hakk'a yol tutalım. Gidelim Rabbimizin nuruna varalım. Yok ben falan canın yanlışları ile ilgileneceğim. <laughs> Filan canın gıybetiyle uğraşacağım. Ve iftirasını atacağım. Burada gammazlık yaparsın. Orta, etraf geniş. sözünde söylüyorsun herkes dinliyor. Yalan atana herkes zaten aşırı derece kulak veriyor Akır zaman olduğu için. Doğru söyleyeni han diyoruz ya atasözü zaten dokuz köyden kovuluyor öyle bir zamandayız. Hmm. Burada gammazlık yapanın burada meydan geniş diye istediğini at tut ama orada yeri dar olacak diyor. Yerin altı öyle daralacak. Kabir insanı bir sıkar kaburgalar birbirine geçer. Ey anne babalar, oğlumuz daha çok genç diyorsunuz. Bunları da biliyor musunuz? O kabrin sıkışlarını, kaburgaların birbirlerine geçişlerini. Yeri dar olunca genişler sevabı kadar. Müminlere geldi haber, aşıklar didar görecek. Kabre giriyoruz değil mi? Dar orası hepimiz görüyoruz. O yer nasıl genişler? nasıl geniş tutabilirsin? Kabri nasıl genişletebilirsin? Burada işlediğin sevaplar ile. Müminlere haber geldi diyor. Aşıklar didar görecek, Allah'ı görecekler. Aşıkları Allah bu lütfu ikram edecek. Subhanahu ve teala. Demek ki yerimizi geniş tutalım, sevaplar işleyelim. Hakka vasıl olmak isteyen, nuruna ermek isteyen aşka girecek, aşk denizine dalacak. Maksudumuz didar idi, şeyhimiz gerçek er idi. Bizim maksadımız dünyalık makam ve mevki ulaşmak değil, Allah'ın tecellisiyle doluşmaktır bizim makamımız. Onun için Allah erine gittik, şeyhimiz de er idi diyor. Bu işin ehliydi yani. Evvel dahi o var idi, ahir dahi o var olacak. İlk Allah vardı, son yine Allah var olacak Celle Celal. O zaman yani hep var olana aşık olmak varken fani olana düşmek niyedir yani? Odur ahir, odur ebed. Hem dillerde küfvan ahad. Evliya geçti dünyadan bir saat kime kalacak diyor. Evvel Allah'tır, ebed O'nundur. Kendinin dengi olmayan O'dur diyor. Evliyalar bu dünyadan geçti. Bir saat kime kalacak diyor. Bir saatlik yani. Hani Allah Subhanahu ve teala haber veriyor ya öteki tarafa gitmişlerin halinden. Ne kadar durdunuz? Yevman ev ba'da yevmin. 80 sene. Onlar tabi bizden uzun yaşıyorlardı. 900 sene, 300 sene, 500 sene. Ne kadar kaldın dünyada? Soracaklar. Bir gün ya da bir günden bir parça. Bu kadar. Onun için bir saat diye burada tarif. Bir saat kime kalacak? Dünyaya niye düşelim dünyanın peşine yani? Dünyaya niye aşık olalım? Alın evliyanın elin doğru varın hakkın yolun. Evliyan elini tutun. İşte Resul-i Ekrem'in hadis-i şerifin yine tefsiri bunlar tabii ki. Ariflerin meclisine gidin. Evliyan elini tutun. Hakkın yolunu bulun. Diyor. Mana budur belli bilin bildim diyen bilmeyecek. Bu da dervişliğin usulünü söylüyor. Ariflerin meclisine gittin bildin bilmeyeceksin. Bilmeyeceksin. Dinleyeceksin. Onlardan öğreneceksin. Oo, ben bilmem. Şeyhim bilir. Yahu bunu nereden çıkartıyorsunuz canım? Şimdi bu edebi eline almayanlar böyle konuşurlar nereden çıkartacağız? Resul-i Ekrem, şeyhlerin şahı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Dervişlerin şahı ashabı kiram. Ridvanullahi teala alim ecma'in. Ashab-ı kirama resul Ekrem bir şey sordukları zaman ne cevap veriyordu? Ne cevap veriyordular? O harika kelam. Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü bilir. Ne demek? Biz bilmeyiz. Sen bilirsin ya Resulallah. İşte bu edep Onlardan kalan bize bir edep. Onu söylüyor. Mana budur. Bildin bilmeyeceksin. Orada çünkü ikram açılacak. O kalp Allah'a bağlı bir kalp. İlahi nur, feyizler oradan dağılacak. Yunus şimdi bildim deme. Miskinliği elden koma. Kimde miskinlik var ise hak didarın o görecek. Bildim deme. Kendini bir şey sanma. Miskinlik dediği dervişliktir yani, hiçliktir. Bunu da elden koma. Koma. Kim hiçlik denizine elbisesini giyip dalabilirse Allah'ın didarını, nurunu, tecellisini o görecek, o bilecek, o varacak. Demek ki havai nefse tabi olmakla olmaz. Dünya sevgisiyle olmaz. Ariflerin meclisine gireceğiz. Onların elini tutacağız. Biz biliyoruz demeyeceğiz. Biz bilmiyoruz, öğrenmeye geldik. Allahu <laughs> ve rasuluhu <laughs> a'lemu derdi. Sahabe-i kiram. biz ne diyoruz? Allahu ve halifetu rasulihî a'lem. Allah ve Resulünün halifesi şeyhimiz o bilir. O en güzel olanı bilir, en güzel olanı bize söyler. Bu edeple biz o yola düşeriz, o yolda gideriz. Bu da sahabe-i kiramın yoludur. Bizim gibi he, ne diyeyim yani nasıl bir tabir kullanayım? Kemter diyor Sultan Yunus Emre en aciz demektir. Bizim gibi kemterler, dervişliğin hakikatini erememişlerini yaptığı bir takım saygı ki çok düşük ve eksik kalıyor. Bunları görüp de böyle şey olur mu diyenler var ya siz ashab-ı kiramın Rasul-i Ekrem'e saygısını bir görseydiniz. Ona nasıl ikram ediyorlardı? Nasıl? Nasıl? Efendimizin nasıl peşinden yürüyorlardı? Adım adım onu takip ediyorlardı. Onu nasıl seviyorlardı yani? Bizim sevgimiz nerede onların sevgisi yanında? Bizimki dilde sadece. Güzel laf ediyoruz ha. Ama kalbiyle onları takip etmek çok gerideyiz o konuda. Oo, onları bilseniz bizim şeyhimize gösterdiğimiz edebi hiç görürdünüz yani. Biz o yolun takipçileriyiz. Sahabe-i kiramın Efendimiz'e gösterdiği gibi o edebi Efendimiz'in nurunu taşıyanlara göstermeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız budur. Onların meclisine girdiğimiz zaman bildik dememeye çalışıyoruz. Siz bilirsiniz. Siz en güzelini bildirirsiniz. Huu, yolumuz bu, yönümüz bu. Avrupa'dan giren bir Nisanları kendi hayatımıza sokup, <laughs> Hristiyanların Müslümanlarla dalgasıyla kendi kendimize eğlendirerek hayatımızı geçiriyoruz. Kim hiç kimin bunda sorgulamıyoruz. Ama bir Allah erine hürmet yapan, saygı gösteren öyle olur mu, şöyle olur mu, böyle olur mu diye bir türlü zırvalayan insan var. Allah hidayet nasip eylesin. Evet, Hazreti Ali sordu, Resul-i Ekrem cevap verdi. Ömrümüzü zayi etmek istemiyorsak, Ariflerin meclisine gitmeyi adet edeceğiz. Allah meclislerimizi o kutlu meclislere ilhak eylesin. Ve min Allahi tevfik, bi hürmetil habib, bi hürmetil fatiha.